بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسولهم أفي الله شك فطر السماوات والأرض. صدق الله العظيم. Peygamberleri demişti ki, gökleri ve yeri yaratan Allah'tan şek edilir mi? Bugünlerde biraz felsefeye vuracağım. Ataman orada da vurdu galiba, değil mi? Felsefe biraz kafasını ezeceğim bugünlerde. Beni davet etmişlerdi, etmeselerdi. Konferanslarına katıldım böyle. Böyle o kadar basit, o kadar cılız, o kadar sığ. Acayip ya, çok tuhaf ya. Mesela yer yer zikredeceğim size. Nasıl bayram olduğu için biraz da hususu olsun. Yani umumi olsa biraz bu tarzı takip etmem de. Şimdi bir mukaddeme yapayım. Şimdi Tabiat Risalesi'nden okuyacağım ama okumadan önce orada batılı zikretmeyeceğim. Zikrettikleri fikirlere oturduğum yerden verdiğim cevaplar. Ondan sonra kürsüye çıktım. Bunlardan birkaç tane cümlesini zikrettim. 10 dakikamı doldurdum. İndim. Şimdi ben size oradan birkaç tanesini okuyayım. Felsefe seminerinde, dinsiz felsefe tabii. Şun, atlıyorum tabii. Çizdiğim yerleri şey yapayım size. Felsefenin temelinde şüphecilik vardır. Şüpheli yaklaşır. Yani hak olduğunu nereden bileceğiz diyor. Doğru olduğunu kim onaylıyor? Benim gibi birisi diyor. Dolayısıyla kendi cinsinden olduğu için onun doğru dahi dese, doğru dediğini bilemeyeceğinden, ölçüsü olmadığından hep şüpheden kurtulamaz felsefe. Çünkü sen bir şey söyledin. Ben de bir fikir adamıyım. Senin isabet ettiğinin bendeki ölçüsü nedir? Yoktur. Dolayısıyla felsefenin zaten temelinde şüphecilik vardır. Peki insana ne getiriyor kar? Şüphecilik tabii ki insana güven vermez. Yaşadığımız realitede şüpheci yanaşıyorsun. Yani bu doğru mu acaba? Nereden biliyoruz? Her şeye böyle şüpheci yaklaşırsan peki sana güven verir mi bu? Bu doğru mu yaptın? Doğru mu söyledin? Sözünde duracak mısın? Hep hayatı böyle olur. Peki şu birbirlerinin fikirlerine, davranışlarına şüpheciliği bakarsa tabii ki şüpheci felsefe sana güven vermez. Hayatının her safhasına girer şüphecilik. Hayatın her safhasına girer. İşte meyveleri psikolojik hastalıklar işte. Ustad, niye imanınızı artırın bütün dertlerinizin dermanı için? Çünkü iman şüpheyi kaldırıyor. Yerine kainatı yapan zatı konuşturuyor. İman. Yani iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idare, dünya saadetini temin ediyor. Şüpheyi ne tetikliyor abi? Şüphe kaynaksız düşünmek. Menşe, istinat. Evet. Yani şöyle diyeyim. Bunu yapan zat, bunun ne olduğunu demedikçe Abdullah, bunun ne olduğunu nereden bileceksin? Diyelim ki su şey kabı mıdır, odun kabı mıdır, kazma şeyi midir falan. Bir şey de dedin ki mikrofondur. Tamam, isabet ettin. İsabet ettiğini yapan seni onaylamadıkça sen gene isabet ettiğini bilemezsin ki. Aa tamam lan, aferin lan, bildin diyene kadar hep şüpheciliktir. Kaynaksız bakmak. Buna ait böyle bir şey var. Mesela şuna şeyim. Hasan abi, bilgisayarlar yeni icat olduğunda CD-ROM dışarı çıkıyor ya. Onun üzerine kahve koymuş birisi. Sonra müşteri hizmetlerini aramış. Ya demiş, ben bu CD-ROM'u nereye takayım, ne yapacağım diye.
onlar da tarif etmiş, şöyle bir şey düğmeye basınca çıkınca, ben oraya kahvemi koydum, o kahve koymak için değil mi demiş. Bak, CD'yi okuyan ya, kahve evet, okur. Onlar çıkıyordu ya bilgisayarın önünden bak. Böyle. Yani şüpheciliğin temelinde kaynaksız bakmak. Ona ait bak şöyle diyeyim. Yanlışlık, iki doğru arasındaki ara boşluğudur. Yanlışlık. Şöyle diyeyim, bir göl var. Gölde tek ayak koyabileceğin kadar bir taş var. Taş, taş, taş. İki tane ayak koyamazsın. Tek ayakta sıçrayarak geçeceksin. Öyle bir göl. Aralarında mesafe de bir metre. Ne yaparsın? Sıçrasın. Tak, 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 tak geçersin. Ama zor tabii değil mi? Biraz zor. Ben aradaki bir tane taşı alırsam, taşın mesafesi, iki taş arası mesafe 2 metre olur. Yani nasıl sıçrayacaksın? Çok zor değil mi? İşte o taşlardan kasıt doğruluktur. İki doğru arasındaki ara boşluğu yanlışlıktır, sıkıntıdır, buhran, bunalım budur. Yani hayatımızdaki giren boşluklar. Hayatta boşluk yoktur. Hayatımızdaki o boşlukların adı sıkıntıdır ve şüpheciliktir. Şüphedir ya. Yani. Psikoloji hastalığın temelinde Ustad 24. 25. Lema'nın 20. devasında bak 25. Lema'nın 20. devasında madde hastalıkların temeli vehmi hastalıklar olduğunu söylüyor. Şüphecilik. Şüphe nedir? İki doğru arasındaki ara boşluğudur. Dürüst ne demektir? O konuya geliyor. Bu arkadaşlar hayattan mazi ve hali bütünleştiren bir hakikattan damlamış cümlelerdir. Bu cümleler denmesi için hayattan bayağı yorulması lazım. Sıradan bir cümle değil şu anda. Dürüst ne demek? Herkes bir şey der değil mi? Yanlış yapmayan, bilmem ne yapmayan. Doğrusunu ve yanlışını beraber görebilendir. Dürüst insan. Bu benim yorum. Böyle bir felsefe kitabında da göremezsin. Bir yerde yoktur. Hayatı yorumlamama ait. Dürüst insan kimdir? Doğrusunu ve yanlışını beraber görebilendir. Yanlışlık neydi? İki doğru arasındaki boşluktur. Peki, insan nedir? Olmakta olandır. Her çeşit olabilir ama şu anda olandır. Bu sensin şu andaki. Dürüst insan, yani dışarıya doğrusunu ve yanlışını gösteren midir? Hayır, gösterme şart değil. Dürüst adam iç yapıda niçin dürüsttür? Yani eylem olarak dürüst gözüküyor. İçsel yapısında bir yapı var. Oradan haber veriyor. İç sistemindeki bir denge, armoni, bir ahenk var. Yoksa dürüst olamaz bu. Tamam. Mesela ahirete inanmayan bir insanın, ahirete bir inanmayan bir insanın dürüst kalabilmesi mümkün değildir. Niye? Aptaldır o zaman. Niye çalıp çırpmıyor? Niye zina yapmıyor ki? Niye buna şuna bunu çalıp çırpmıyor? Niye? Ahiret yok ki. Yani hesap yok. Niye yapmıyor ki o zaman? O zaman ya yalan söylüyor, inanmıyorum. İnanıyor. Yani bir hesabın olduğunu, vicdanı bırakmıyor. Küçük mahkeme ya vicdan. Demek ki felsefe insanın hayatına şüphe getirmiş. Şüphe olmasa zaten felsefe denmez. Hep yaklaşım seçeneklerinden gider. İnsanın acziyetinden kainata bütünlük bakamadığından insanoğlunun iç şeyinde dünyasında fenler çeşitlenmiştir. Felsefe dini eleştirirken şöyle diyor. Bak orada ben bizzat seminerde bulundum. Dini eleştiriyor adam, buraya kaydettim. Ben size belki şaşıracaksınız, bugün umumi ders değil gibi dedik ama bayramlaşma olduğu için bayramdan önce beraber bir
mutalaa edelim. Sizin düşünce potansiyelinize zenginlik katayım diye bunu okuyorum. Tamam mı? Yani düşüncenize zenginlik katsın, tefekkürünüze. Siz böyle belki ömrünüzde rastlamazsınız böyle bir seminerde ama bir tanesi çıkıp 10 dakika koca koca bir adam, böyle affedersiniz aşağılık bir adam, şöyle diyor, dini eleştirirken kullandığı cümle şu: İnsanı kainatın merkezine koyuyor din diyor. Ondan sonra kendisi pis pis gülüyor. Tanrı böyle diyor der. Peki kainatın neresi merkez ki insan orada olsun? Gülüyor. Doktor? Acayip bir şey. Kainatın neresine diyor Tanrı ihata etti diyor, kavradı. Ortaya koydu. Zannediyor ki kainatın merkezinde pergel zannediyor. Yani daire var, dairenin ortası. Bu kadar kafasız ya. Maddeden ibaret. Ona şöyle cevap verdim. Tabii ki hepsini topladım ya, o çıktı, o indi. Bu bir felsefenin şeyi. Ben de cevap verdim. O anda verdiğim cevap tabii. Çekirdek ağacın neresinde merkez ise insan da kainatın orasında merkezdir. O ne? Hiç ses yok ki. Çünkü yok, ben konuşunca da odada ses yok. Bilmiyorum karanlıkta ne oldu. Böyle bir Şişli Belediyesi'nin hazırladığı bir salondu efendim. Karanlık. Biz konuşurken, o konuşurken biz de karanlıktayız yani. Işıklar böyle ufak bir lamba. O konuşan aydınlanıyor, kürsü değil yani. Ondan sonra tabii sen medeni gibi notlar alıyorsun. Ondan sonra kürsü sana gelince sen de felsefeni yani şey yapıyorsun. Şimdi adam dedi ki, bir de şey yapayım. Dinler der ki insan kainatın merkezine koydum Tanrı der. Peki kainat neresi ki merkezi insan orada olsun der. Ben de dedim ki çekirdek ağacın neresinde merkez ise İnsan da kainatın orasında merkezdir. Yani çekirdek ağaca merkez değil midir? Ama şuradan çıkıyor, böyle gidiyor. Öyle değil mi? Yani çekirdek şuradan gidiyor. Hani ya daire yok ki. Merkez şöyle anlıyor. Kafaya bak yani. Şöyle bir daire olacak. Burada şey, karpuz gibi. Yani. Ya bu kafaya bak ya. Ya Rabbi ya. Allah Allah. Mahsus zikrettim. Efendim? İnsanın merkezi de göbeği o zaman, ona göre. Ha, doğru söyledin. İnsanın merkezi de göbek ha. Allah. Hem dinin hükümleri, bak ne diyor. Dinin diyor, ben diyor devlet olsam diyor, dinin hükümlerine diyor serbestlik veririm. Görün bakalım hükümler birbirine nasıl çatışıyor diyor. Oysa din yaşanmış. Asr-ı Saadet'te de yaşanmış, 600 sene Osmanlı'da yaşanmış. Ben de dedim, dinin hükümleri işlerse cazibeliği insanın sıkıntısı azaldığını gösterecektir. Buna da delil, buna muarız olanların fırsat vermemesidir. Yani eğer din işlevi olsa, işlerse insanın sıkıntısının azalacağını bildikleri için İslam düşmanları, İslam'ın bu güzelliği gözükmemesi için işlevine müsaade etmemeleri doğru olduğunu gösteriyor. İşlenmesin ki doğruluğu gözükmesin. Dinin hiçbir hükmü birbirleriyle çatışmaz ve ayrışmaz. İnsanı da bütüne getiriyor. Ona delil, insanı, aklını, kalbini, hislerini, duygularını bütüne getiriyor. 13. sözden o anda hatırıma geldi. Dinin hiçbir hükmü, itikadi ve ameli, savaşta bile ve barışta bile, yani ailevi hükümlerde, düşüncelerde bile hükümleri birbirine çelişmiyor, çatışmıyor. İnsan merkezli kainat da bütüne getirerek anlamlandırıyor. Yani kainatı da anlamlandırabilmesi için insanı kainatın merkezine koymakla beraber insanı bütününe getirdikten sonra kainat anlam taşıyor insan için. Kafa bir tarafta, kalp bir tarafta, eylem bir tarafta bir insan için kainatta manasız olur. Neye benzer? Çocuğunu kaybeden bir kadın için kainatta Allah gördüğü gibi. Şey yapıyorum, atlıyorum.
bir tanesi şöyle diyor. Filozofların Tanrı öldü. Nietzsche demiş. Tanrı öldü. İlk önce biz buna çok kızarız. Dün Ümraniye'de kullandım bunu. Demelerinin sebebi, ondan sonra Tanrı'yı Nietzsche, felsefe Nietzsche diye, Tanrı'yı bir anlattı. E tabii ki o Tanrı ölmesi lazım. Filozofların çok ilginçtir. Bizzat zamanda da meşgul olmuştum. Böyle zaten biraz bu tarafım olmasa beni de çağırmazlardı yani böyle. Bu taraf merakımız da eskiden beri vardı. Şimdi niçin söylüyorum bu merakım vardı? Felsefe, dinsiz felsefenin %99'u, 98'i ya kendisi dindardı, ya babası dindar, ya ailesi dindar. Dinsiz bir aileden veya dinsiz bir adamdan dinsiz felsefesi çıkmamış. Mesela Descartes, Hegel, Darwin. Darwin papazdı. Ve babası da papazdı. Papaz okulunda mezun, hem en başarılı. Onların anlattığı, reddettikleri Tanrı hakikaten reddedilmesi lazım ki Allah olsun. Tanrı reddedilmeden Allah olmuyor. Onların, Hristiyanların tanrılarını reddetmeleri, bizim de reddettiğimiz bir tanrı. İsa Aleyhisselam'ı tanrı diyor. Kendisini diyor, kendisi söylüyor zaten. Nietzsche de söylüyor. Kendisini korumaktan aciz olan bir tanrı asılmış değil mi İsa Aleyhisselam? Tanrı diyor, Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın ruhu oradadır, tanrıdır. Tanrı olan İsa'ya hamdolsun diyor falan. Kendisini asılmaktan kurtaramayan, aciz olan bir insanın tanrı olamayacağı herhalde şekerdi. Ben de bunu reddediyorum zaten. Ha o zaman size ne getiriyor biliyor musunuz hepimize? Hristiyanların veya Yahudi veya Hristiyan olup da dini reddedenleri sakın şaşırmayın. Onların reddettikleri senin anladığın Allah değil o. Onların anladıkları ve Tanrı'ya yükledikleri mana, Hristiyanlığın yüklediği Tanrı yoktur, ölmüştür. Tanrı öldü diyor, ilim vardır diyor. Allah'ımızın ilim sıfatı var. Onu ilimsiz kabul ediyor. Geleceği yorumlayamadı diyor. Tanrı asılacağını nasıl anlamadı diyor. Tabii din arayışına girmiyor. O zaman giriyor. Yani niçin böyle felsefelerde dinsize? Çünkü mecburdur. Düşünen bir kafa ya İslam olacak ya dinsiz olacak. Hristiyanlarda. Başka mümkün değil. Hey sen Allah'tan şüphe eden, şüpheden niçin şüphe etmiyorsun? Şüpheni esas alıyorsun. Şüpheci felsefeci. Sen var mıyım diye şüphe ve Auguste Comte demiş. Ve Descartes'a demiş. Ben düşünüyorsam varım. Düşünmüyorsan demek yoksun. Diye şüphe ve vesvese ediyorsam bir de şüpheden şüphe niye etmiyorsun? Şüpheden. Hem şüphecilere söylüyorum. Vesvesecilere söylüyorum. Şüphenden. Niye şüphe etmiyorsun? Biraz da şüpheden şüphe etsene. Vesvesenden vesvese yapsana. Vesveseden vesveseye niye etmiyorsun? Şüpheden şüphe etmediğin gibi. Başka bir yer okuyacağım size. Ondan sonra metnimi okuyacağım. Bunlar kendilerinin var olduklarını bilmiyorlar ki diğer şeylerin varlıklarının varlığından haberdar olsun. Yani kendilerinin yaratıldığını inkar ediyorlar felsefeciler. Yaratılış yoktur, oluş vardır diyor. Ne demek biliyor musunuz oluş? Yani madde evrildi, çevrildi, devrildi, sürüldü, kesildi, sertleşti, yumuşak oldu, su verdi, su aldı, kaynadı, kaynamadı, ben oldum. Yani arkadaşlar maddeyi hareketlendiren arkasında bir kanunun işlevi olmasa madde hareket eder mi? Neye benziyor biliyor musunuz? Ahman. Bir nehir düşünün, nehir akıyor ama hiç su gözükmeyecek kadar saman kaplı. Saman. Bu nehrin akmasından samanlar ne yapacaktır? Devamlı hareket edecektir. Ama su gözükmüyor çok saman olduğu için. Saman da batmaz biliyorsunuz ondan sonra. Peki suyu görmeyen adam ne der? Ha işte maddenin hareketi diyor tamam. Bak diyor burada diyor Tanrı ile ne alakası var diyor. Kim bunu hareketlenecek? Var mı bak? Gözünüze bakın bakayım bu saman hareketlendirilmiş var mı? Kendiliğinden oluyor. Oysa dibinde nehir akıyor. Yani maddeyi hareketlendiren altında kanun var. Yani kanunlar olmasa, sistem işlemese hiçbir fenin
formülü olmaz. Formül kainatta ilim hakim olduğunu gösteriyor. Hız eşittir diyor, zaman eşittir değil mi? Hacim şudur. Yok iki karenin kenarlarının toplamı işte üçgenin bilmem nesine eşittir var ya böyle. Ne demek istiyorsun? Her bir formül Allah'ı öven bir alkıştır. İlmini gösteriyor. Çünkü bir sistemden bahsediyor formül. Bir ilimden bahsediyor. Bir realiteden bahsediyor. Zaten felsefe de varlık üzerine düşünüyor. O zaman sen varlıktan çıkarımlar çıkartmadan önce varlığı yapan senden önce düşünmüştür. Yani şunu dedim. Bu kafa tıp, tamam, bu kafayı araştırarak elde edilen ilim, bu kafa yokken kafa yapılması için kullanılan ilmin kendisi değildir. Hiç alakası yoktur. Bunda bir alkış koptu ama burada. Onu yaptılar. Bunu acayip alkış yaptılar. Şaşırdım. Yani bir daha söylüyorum. Evet, bu aynı doktorum. Aynı alkışta böyle şey onu yaptılar yani. Haklarını yemeyeyim. Bak dedim ki tıp buraya kafaya bakarak tanımladı. Bir şeyler denedi, vurdu, çıkarttı, tamam mı? Kesti. Bir şeyler yaptı. İlimler çıkarttı. Bu ilmin çıkan ilimin kaynağı budur. Bunu ortadan kaldırırsanız ilim yoktur. Öyle mi? Tamam. Demek ki bizim elimizdeki kitaptaki ilimin kaynağı burası. Ama bu yapılırken kullanılan ilim bundan çıkan ilim değildir. Anlıyor musunuz bunu? Bu bitiriyor zaten. Bu meseleyi bitiriyor yani. Düşünen kafalar için. Ondan sonra bir daha beni çağırmadılar tabii. Öldürücü darbe vurmuşsun abi ya. Çünkü bu akıl yapılırken ekledim, bu akıl kullanılmadı. O zaman bu aklın akıllı hareket edebilmesi için bu aklı yapana bu aklı bağlamakla mümkündür. Kim ise. Biz bu akılla bu aklı çözmeye çalışıyoruz, şüpheciliği katıyoruz içine. Onlar da bilimi kabul etmiyor mu Hasan abi? Bilime de şüpheci, felsefe tamamen. Diyor ki, bana onu da şüphe etti. Sıfır diyor. Ben şaşırıyorum. Nasıl kesin inanıyorsunuz? Sıfır denen bir şey var mı diyor. İki kere iki eşittir dörttür diyor. Nereden biliyoruz diyor. Bu nasıl bir kesin diyorlar. Hak değildir ki. Şu anda belki gözümüz önünde şeydir diyor. Çünkü diyor yanılabilir diyor. Sofistayım diyorlar. Ya o tipten de var yani de. Ben size topluyorum sevgili kardeş. Çizdiklerimi okuyorum bakın. Çizdiklerime şey yapmıyorum. Ondan sonra Allah Allah bir sonra Allah'ın nimeti öyle oldu ki bana ya. Ya Rabbi ya şu anda sen hakimsin. Sonra Risale-i Nur sanki karşıya dikildi böyle. Ustad böyle yapıyor adeta. Gördün anladın mı? Allah Allah. Ne acayip bir şey ne kadar basit bir şey ya. Ama tabii bu onu bitirdi. Ondan sonra teneffüs verdikleri zaman bir tanesi çıktı. İsim vermeyin böyle. Üniversitede dekan yardımcısı mı neymiş Boğaz Üniversitesi orada. Dedi ki içimden geldi dedi. Şu mantığı kullanın için sana bir kahve ikram etmek istiyorum dedi. Dedim senin kahveni içelim gel otur dedim. Bak devam edeyim. Allah Allah. Bunlar kendilerinin var olduklarını bilmiyorlar ki diğer şeylerin varlıklarının varlığından haberdar olsun. Yani şu dinsiz felsefe diyor ki kainat Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Kainatın Tanrı'ya ihtiyacı yoktur. Ben de onlara dedim ki yani bakın kainatın biz doğaya muhtaçız. Bak ne diyor biliyor musun? Hiçbir şeyi diyor insana aynen vallahi dedi ya size yemin ediyorum bak. Üç gün oruç tutmam lazım şöyle diyor. Tanrı diyor insana hiçbir şey vermedi diyor. Hep kendi kazanımları diyor. Yani vallahi dayanamadım. Çüş diyesin geliyor. Özür dilerim. Affınıza sığınırım ya. Çüş diyesin geliyor. Tanrı diyor. Ya heyecanlandım biliyor musun? Gördüm o hayalime geldi tekrar. Tanrı diyor insana bir şey vermedi ki diyor Tanrı'ya inanmak ihtiyacı olsun diyor.
Allah'ını seversen hangi organını çıktım? Hangi organını kendi ilminle, iradenle, kudretinle yaptın? Sevgili arkadaşım dedim kürsüye çıkınca. Benimkilerimi cevap verin okuyor. Hangi o karaciğerini mi sen mi yaptın? Aklını hangi doğa verdi sana? Aklını sana verebilmesi için doğa akıldan üstü bir akıl olması lazım. Geri zekalı, şuursuz, akılsız, camit şeylerin evrilip devrilip çevrilerek aklı olduğunu kim söylüyor? Felsefe mi söylüyor bunu? Yani akıllı bir eseri akılsıza dayandırmak akıllılık mıdır? Hangi organın diyor ki Tanrı hangi şeyi verdi ki ihtiyaç olsun? Hangi şeyi vermedi ki? Böbreğini sen mi yaptın dedim, çarşıdan sen mi aldın? Bu varlıkları yorumlayan aklının sahibi, aklının aklı sen misin? Aklının aklı sen misin? Gözünün gözü sen misin? Ya acayibime gidiyorum. Kainatın detayları cansız, şuursuz, akılsız, kör. Bunlar kendilerini de ekledim. Bunlar kendilerinin var olduklarını bilmiyorlar ki diğer şeylerin varlıklarının varlığından haberdar olup fail olsunlar. Yani kendi varlığından haberi olmayan, varlığının şuurunda olmayan bir şeyin, hariç bir şeyin varlığında haberdar olabilir mi? Benim de aklım yok, akıl yapacağım sana. Allah'a aptalmayayım, ben yaparım da kendime. İlaç yapabilse kafasına söyler diyor, kendine kusura bakmasın. Yani böyle bir tabir var. Şimdi böyle bir şey olur mu ya? Bakın, cansız, akılsız, şuursuz şeyler... Kendi varlıklarından haberleri var mı? Yok. Kendi varlığından haberi olmayan bir şeyin, hariç bir şeyin varlığından haberdar olduğunu hangi felsefe söylüyor? Allah Allah. Birbirine tanımayanlar tanıyorlarmış gibi hareket etmeleri ki kainatta bir teavun hakikati var. Ona muhaldir. Birbirini tanımayanlar tanıyormuş gibi hareket ediyor. Yoksa yardımlaşma kainatta niye varsa cevap veremezsiniz. Kainatta niye yardımlaşma var? Verin bakalım. Allahsız versinler bakalım. Kim ver? Orada söyledim size. Söylemiyorum tabii orada. Allahsız kainatta niye yardımlaşma var? İzah edelim. Niye yardımı? Niye bulutlar yağmur bırakılması gerektiği kadar bırakıyor? Yani bir tencereyi tencereden boşanır gibi kütle inmiyor. Hiçbirimiz yapamayız. Camınıza geçin bakalım, bir tane kap alın. Aşağı doğru, üçüncü kattan aşağı dökün bakın, yağmur tanesi gibi tane olacak mı? Yoksa kütle inmeyecek mi? Ha, tane tane indirin bakalım. Atladım. Devamlı doğru ancak araba kornalarında olur. Peki diyor insan diyor. Soru şuydu. İnsan Tanrı'nın diyor en gözde varlığıysa niye hataları var? Dedim ki devamlı doğru ancak araba kornalarında olur. Yani hiç ara vermeden hiç yani boşluk vermeden ancak kornada olur. Biz korna değiliz dedim. Bu bizim için zor. Ancak peygamberler için doğrudur. Yani hiç ara boşluk yok. Hata yok yani. Niçin hata var diyor. Çünkü sistemin farklılığından geliyor. Onu da ekledim. Kornada hiç boşluk var mı? Tıt tıt değil. Ara vermiyorsun. Ha, hep doğru. Bak yanlış yok arada. Şöyle olsa. Yanlış. Doğru. Yanlış şimdi. Yani ses yapmayan yer yanlış. Doğru doğru. Yanlış yanlış. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Yani sesler doğru. Sessizlikler yanlış. Yani... Devamlı niçin doğru iş yapmıyor insan demek soruyor adam. Yani kornaya benzetiyor. Hiç ara veriyor mu bak. Bu mümkün. İnsan hiç yanlış olmaması korna gibidir. Devamlı çalması lazım. Peki nerede kaynaklanıyor arada yanlışlıkların girmesi? İnsanın doğasındaki, fıtratındaki karma oluşundan kaynaklanıyor. Ona da cevap verdim. Son bir yerim var. Hep bu, doğru olsa iyice kendini Tanrı zannedecek. İşte tanrılaşacak, işte şu anda sizin yaptığınız gibidir. Hep doğru olsaydı ben Tanrıyım diyecek adam. Şu anda bu kadar yanlışlıklar var, hiçbir organ senin değil.
Hangi donanımımı diyor Tanrı verdi diyor. Bir tane bana söyleyin diyor. Tanrı bize bir katkı yapmadı ki diyor Tanrı'ya iman edeyim diyor. Ya Allah Allah ya tutuyorum kendimi de çüş dememek için yani. Ama bak demedim ha. Ha? Nankör ya. Ne nankör bile değil ya. Nankör bile demem yani. Acayip bir şey ya. Evet. Bunu Allah bilir demek. Bak şimdi adam bir tanesi çıktı. Bunu Allah bilir demek diyor. Bilmiyorum demektir diyor. Cevap verdi ama Buda da bir şey yaptılar. Bir mırıldama başladı yani. Hoşlarına gitti. Alkış olmadı ama biraz önceki bir alkıştı. Şimdi burada bir mırıldandılar. Çünkü burada 3-4 kişi alkışlamıştı bu adamı. Dedi ki bu Allah bilir demek bilmiyorum demektir diyor. Ne kadar mantıklı değil mi? Bak şimdi filanı keseceğim onu. Bak göreceksin. Bak ne kadar şeyi söylüyorum. Allah bilir. Bilmiyorum demenin adıdır diyor. Tamam. Şimdi görüşeceğiz bak. Çıktım. Hep not aldım. Tamam mı? Bunu Allah bilir demek en iyi bilmektir. Hani o ne demişti? Bunu Allah bilir, bilmiyorum demektir. Cahilliğin özelliğidir diyor. Cahiller der diyor demek istiyor. Bu Allah bilir demek. Ben de dedim ki, bunu Allah bilir demek en iyi bilmektir. Çünkü bilmediğini biliyorsun ve hududunu çiziyorsun. Bunun tersi kaostur. Yani bilinmezlik ilkesine, dünyasına insanı itmiş oluyorsun. Her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum. Kaosa itersin, bilinmezlik dünyasına da itersin. Yani bilinmezlik ilkesine, dünyasına insanı itmiş olursun. Allah bilir ve bildirdikleriyle de ben de biliyorum demek. Bildirdikleriyle, bak yine dinle şurayı. Bildirdikleriyle bilmiyorum diyorsun. Bilmediğini bilen tarafını ifade etmiş oluyorsun. Bir daha okuyayım. Bildiklerinle bilmiyorum diyorsun. Ama hiçbir şey bilmeseydin bilmiyorum diyemezdin. Bilmiyorum demek ilmin kökenidir, temelidir. Bilmediklerinin cahilliğinden kurtulduğun zaman alim oluyorsun. Alim oluyorsun zaten. Mesela şöyle diyelim. İlim arttıkça ben zannettim ki cehaletim azalacakmış. Orada da söyledim bunu. Oysa ilmim arttıkça cehaletimin de o nispetle arttığını gördüm. Hiçbir tanesi galip gelmedi. İlmim yükseldikçe cehaletim aşağı inecek. Hayır, inmemiş. O da beraber yükselmiş. Yoksa terakki durur. Bak arkadaşlar. Bilmiyor ve bilmediğini bilmiyorsa o bilmiyorum demez. İlle bir şey der. Ben bilmiyorum demek kökeninde ilim vardır. Bildikleriyle hüküm veriyor, bilmiyor. Zamanın ilimlerin gelişmesiyle bilinmeyenler de çoğaldı. Çünkü bilim dalları da çoğaldı. Tıbbın işte birimleri arttı, bilgisayarın birimleri arttı, fiziğin birimleri arttı. Ne kadar daha çok acayip ayrıldı. Bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım. Çünkü onların boğulduğu bir yerde siz bir anda bocalama yaptınız. Onun için hayret görmedim sizden. Şimdi yeni başlıyor galiba motorunuz ısınıyor. Onları batıran bir cümleydi. Bir de söylüyorum. Bildiklerinle bilmiyorum diyorsun. Bilmediğini bilen tarafını bilmiyorum diyerek ifade ediyorsun. Bilgini gösteriyorsun. Çünkü o bilginle bilmiyorum diyorsun. Eğer o bilgi de yoksa bilmiyorum diyemezsin. Çocuk mesela. Her şeyi atlıyor. Bilmiyor diye için. Sığır mesela. Her şeyi atlar. Bilmiyor. Başkasının tarlası olduğunu bilse de geçer miydi? Cehennemi bilseydi gidip başkasının otunu yer mi ya? Hayvan olur mu? Acaba köpek köpek olduğunu bilse kafayı yemez miydi? Düşün ki sen sığırsın Abdullah. Ne yapardın? Kusura bakmadım. Bir şey anlatmayayım. Evet bugün Kurban Bayramı. Allah Allah. Bak. Devam ediyorum. Seni Allah'la tanıştıran vesile, bu da çok önemli. Şimdi bu da yastanın size ait olsun.
Seni Allah ile tanıştıran vesile senin için ne kadar değerli ise, o nispetle de seni Allah'tan koparan vesile de o nispetle şerdir. Seni Allah'a ulaştıran, Allah ile tanıştıran bir vesile, sohbettir, kitaptır, peygamberdir, vahidir. Seni Allah'a götüren vesile senin için ne kadar değerliyse, seni Allah'tan koparan, şirke iten, cehennemlik yapan vesile de o nispette şerdir. Uygulayın şimdi dünyanızda. Kimler şer, ne kadar şer? Şöyle diyeyim, Allah senin için ne ifade ediyor? Onun kıymeti kadar, senin alemindeki kıymeti kadar seni ona vesile edene minnettar oluruz. Allah senin için ne kadar, ne ifade ediyor, ne kadar kıymetlidir? Seni ondan koparan, kafir yapan vesile de Allah'ın zıttı kadar şerdir. Çünkü Allah'tan seni koparan, haşa aleminde Allah'ı yok eden şey Allah'ın zıttı kadar şerdir. Son cümlem, felsefe mucizeyi, onlar da şaşırdı burada, ses yoktu hiç. Felsefe mucizeyi anlamadığı gibi kabul olan duaları da anlamıyor ve yorumlayamıyor. Çünkü felsefe sebep sonuç ilişkisiyle hayatı yorumlar. Sebep sonuç ilişkisi. Duada ve mucizede sebep sonuç ilişkisi yoktur. Çünkü mucizeye hikaye dedi, hikaye. Adam diyor, bir sopa aldı diyor. Şimdi diyor, ben size söylüyorum diyor. Düşünen bu asıl medeni insanlarısınız diyor. Sopayı aldı diyor, Kızıldeniz'i yardı diyor. Geçti diyor, tekisi de şey yaptı diyor. Geliyor falan. Düzman şey yapamıyor, kuramıyor. Eğer sıradan adetullah olsaydı, yani insanın yapı sistemi eşyaya hükmeden dalga boyuna sahip olduğunu bilseydi, peki bunun bir sopayla, oradakiler söyledim, sopayla denizi yardı yarmadı, inananlar var, inanmayanlar var. Peki delilimiz ne olacaktır? Doğru, şimdi de soruyorum. Adam bir tanesi sopayı vurdu, yardı. Nereden bileceğim? Yardıysa yardı ama bir inanç, birileri inandı, bize de böyle nakledi, ben de inandım. Realitesi olması lazım. Ondan sonra o kapıcı, onun işini görüyordum. O çıkarken hemen geri döndü. O servis yapıyor ya arada. O adam ile, bunun realitesi, delili var mıdır? Benden çıkıyor tabii. Ben de başka kategori değilim. Hep dinsiz felsefeciler değil. 3-4 tanesi dinsiz. Ötekileri 5 tanesi müspet. Beni de herhalde süs için mi aldılar? Yani ondan sonra bir zenginlik mi olsun diye mi aldılar? Bilemiyorum. Ama yani falan. Neyse, o kapıcı orada durdu. Realitesi nedir yani? Deniz yarılmış. Birileri geçmiş. Nereden bileceğiz bunu? Birileri yazmış kitabında. Ben de inandım. Bunun realitesi olacak. Meyvesi realitedir. Burada neticelenen bir firavunun cesedi var. Ve Londra'da sergileniyor. Efendim, onun hakkında bir sürü yorumlar yapılıyor. Yorumlardan birkaç tanesini, en can alıcı şeyini söyleyeyim. Ben bile buna inanmakta zorlanıyordum ve onların öne sürdükleri şeyi söylüyorum. Niçin çürümedi? Bu kadar insanlar vardı, askerler, alametler var orada. Çürüdü, bu çürümedi. Efendim, bu Balçık çamuruna denk gelmiş. Nasıl olmuşsa hiçbir asker denk gelmemiş, bu gelmiş. Balçık çamuru sardığı için su ve havaya temas etmediğinden çürümemiştir. Tamam. Ben bile kafama yattı dedim. Fakat Balçık'tan İngilizler çıkarttı, Londra Müzesi'ne koydular. Ne Balçık var ne bir şey, camın içine koymuşlar. Ne suyla temas etmiyor ama nem var havada. Havada su var. Hava şu anda niçin çürümüyor? Balçık yok. Adam o kapıdan çapan böyle yaptı. Onun işini gördüm. Onun işin şeyi yaparken baktım. Şu anda realitedir. Firavun'un tarihi bellidir. Ve saçlarını, bütün organların, özür dilerim, tenasül organı, her şey açık adam. Kepazeyi yani. Saçları da kına vurulmuş bir saç.
Uzun boylu zayıf bir adam. Ben Londra'ya gidenler görüyorum, ben gördüm ya. Yani. Peki niye çürümemiş? Balçık var mı? Yok. Londra'da ya. Bir sürü, en fazla onun etrafında duran Japon bilim adamları ve turistler. Dedi ki bana, oradaki bir tanesi görevli vardı, Türktü. Dedi ki bu çoğusu bilim adamı Japondur. Ve ben orada ağladım. El yevmen unecidke bi bedenike. Bugün ben senin cesedine hayat vereceğim. Niye çürümüyor? Bu bir realitedir. Bunu nasıl izah edeceksin? Netice var ortada. Hiç ses yok. Evet. Şimdi buna ait diyeceksiniz ki abi önermeleri kafanıza koydum. Ben size şu anda felsefe dünyası, Türkiye'de işlenen cinayetleri anasını, ana hulasasını, ana krokisini getirdim. Size onların yer yer fikirlerini söyledim ve cevaplarını kısmen verdim. Ama bir sürü cevaplarını külliyattan çoğunuz hatırınıza gelmiştir. Bir sürü cevaplar gelmiştir. Ama batılı zikretmemek için soruları fazla dokunmadım. Ana felsefesi, felsefenin inkar, dinsiz felsefenin ana krokisi budur. Acaba Türkiye'deki dinsiz felsefeler ne diyorlar? Bunları diyor. 5-6 tane maddeye geçiniz. Ben de hulasa ettim. Şimdi buna ait ben bir kendi kendine olmuştur ait tabiat risalesinden 180. sayfadan bir yer okuyayım. Keseceğim. Ondan sonra bayramlaşacağız. Sevgili arkadaşlar, sizin için yani gayret etmeye çalışıyorum. Beraberiz. Sıkılmayın. Sıkılırsanız hemen keserim. Ta ki imanınıza zerre kadar katkı olmuşsa febiha, sonsuz şükürler edin siz. Ben de şükrediyorum. İmanınıza zerre kadar katkı yapmışsa, biraz önceki konuşma, o en büyük faniden bekaya baktığı için buna denk gelmez. En büyük fani fanidir. En küçük baki büyüktür. İmanınıza zerre kadar katkı yapmışsa, o mesela şeyde bilmediklerinle falan, o veya aklın, bu akıldan elde edilen ilimle bu akıl yapılırken kullanılan ilim aynı değildir. O bitiriyor zaten. Felsefenin tarumar ediyor yani. Düşünen insan için söylüyorum. O tarumar ediyor. Hiçbir şey diyemez. Ne yaptın için söylüyorum? İmanımıza bir katkı yaptıysa bitti. Şimdi Allah ustattan ebeden daima nasıl Allah'a yakışıyorsa öyle muamele etsin. Amin. Ve razı olsun. Amin. Sizden de inşallah. Amin diyenlerden de. Allah'a nasıl yakışıyorsa hepimiz öyle muamele etsin. Amin. İçimden coşarak söyledim. Vallahi coştum ben böyle. Ya ne kadar basit şeylerde boğuluyor. Ama iman ne kadar nimetmiş ya. Pat diye çıkıyorsun yukarıya. Söylerken hemen Risale'deki yerler hatırıma geliyor. Tak 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 tak. Acayip bir şey. Ne kadar ya, nasıl şükretsem. Orada yani böyle batıl olmasa secde edeceksin hani, batıl olmasa. Adam bir tanesi, çok değer veriyorum ben o adama sahibi. Onun ismini öğreneceğim. İman ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, tamam mı? Öyle acayip coşuyor ki bedevi bilmiyor. Ama benim gibi işin birisiymiş yani. Coştu ya. Müsaade et, sana secde edeceğim dedi. Peygamberimize müsaade yok dedi. Adam alışmış secde. Biz de alıştık. Çok eller öpüyorsun ya. Gerçi pek el öpmezler pek bizde de. Yani haşa batılı masa kafayı koyacaksın gibi geliyor ya. Tövbe yani, bunu menfide kullanacaklar ama ben o niyetle söylemiyorum. Yani insan hayretimden hayret ediyor. Hayretime de hayret ediyorum yani. Tuhafıma gidiyor. Tuhafıma da tuhafım gidiyor. Ya ne kadar şükürsem az. Hayretime de hayret ediyorum. Hayret nasıl bir şey diye de merak da ediyorum yani. İnsana mahsus hiçbir köpeği görmedim ben, hayvanı hayret ettiğini yani. Şu nimete bak ya, bak ne diyor. İkinci mesele, teşekkürü bir nefsi. Yani kendi kendine teşekkür ediyor. Burada nasıl durmayayım ya? Dön elferini çek. Kendi kendine teşekkür ediyor. Hem yapılan hem yapan aynı şey. Bu nasıl bir felsefe ya? Kendi kendine demek. Ben nasıl olmuşum? Kendi kendime. Olmayan ben, ki beni ben yapmışım. Kendim kendimi yapmışım. Kendim kendimi yapmışım. İlkokul çocukları gibi heceleyelim. Kendi kendini yapmış. Kendisi kendisini yapmış. Olmayan ben, olmayan benle yapmışım. Kendisi kendisini yaptı. O zaman yapılan da yapan aynı şey.
kendisi kendisini yapıyor. Ulan bu kadar manyaklık olur mu? Ben size dinsizliği öğreteyim. En mantıklı dinsizlik şudur. Ben size bak bunu da söyleyeyim. Caiz değil ama öğreteyim. De ki, deme diyorsun. Hadi demeyeyim. Ama diyeyim millet şüphelenir. Vallahi ben bu işte yokum. Ben Allah'ım Allah işim yok. Tamam. Ben akıl makıl yok. Ben istediğim gibi yaşarım. Ben böyle ona mantık şey yaparsam mantık yok. Çünkü kullanacağın malzeme kainattaki malzeme. Ya konuşacağın, inkarın üzerine kuracağın şey, zemin, varlık. Ya varlıktan hiçliğe gitmek çok mu kolay? Neyi dayadılar? Silah mı dayadılar? Varlıktan varlığa gitmek yolu daha kolay değil mi? Gözü yapanın arkası kim bilmiyorum ama görmesi vardır, görmüyordur. Bana kulağı veren işitiyordur, sağırdır. Bana aklı veren akıllıdır, akılsızdır. Bana hayatı veren camittir, canlıdır. Ya çok mu zorlandın ya bana hayatı verenin cansız olduğunu söylemek için? Çok mu? Bana gözü veren kördür. Bu kendi kendine bu demektir. En iyisi su iç. Ya bu kadar manyak olur mu ya? 2 gün devam etti vesaire. Allah Allah. Bu kadar kendi kendine. Yapılan da yapan aynı. Bu kafaya bak ya. Nasıl bir kafa taşıyor ben anlamadım ya. Sonra işte bu cümlenin dahi çok muhalatı var. Aslan Ustad ilkokul okumamışsın darmadağın ediyorsun ya. Acayip bir şey. Müsaade edin biraz duygularıma. Çok cihette batıldır, muhaldır. Nümune için muhalatından 3 tanesini beyan ederiz. Birincisi ey muanit münkir. Tabi buraları söylemiyorsun ey muanit münkir diye okumaya. Tamam buraları geç. Çünkü eşek muzaaf bir eşek olsa tekrar insan olsa ben bu fikri kabul etmemeyi oralar hep geçiyorum. 2 kat eşek olsa adam diye adamı eşeği yapıyorsun tamam mı? Orada hani oraları geçeceksin. Ey muanit münkir. Senin enaniyetin. Tamam seni yani ben. Seni o kadar ahmaklaştırmış ki 100 muhali birden kabul etmeyi 1 derece hükmediyorsun. Çünkü sen mevcutsun. Bak realiteden gidiyor. Düşün demiyor. Sen mevcutsun. Yani inkarını ve ispatını varlıktan gidiyor bakın. Sen mevcutsun. Yok diyebilir misin? Var Auguste Comte öyle. Kendisini tanımlaması için kendisine şüphe etmiş. Ben acaba var mıyım dedi. 2'de 1 şüphe. Var mıyım yok muyum? O muyum ben miyim? Ben hangisiyim? Bu sefer alametleri yapmış. İpe şeyi bağlamış. Kemikleri boğazına asmış. Asınca ha bu benim diyormuş. Bir gün yattığı zaman çıkarmış. Kardeşi takmış kemikleri. Kardeşine bir bakmış ki kendi kimliği onda. Kemikler. Demiş ki o ben miyim ben o muyum? Karıştırmış kendisinde. He? Bu da filozof. Auguste Comte. Fransız. Bonjour derler adama. Allah Allah. Bak sen mevcutsun. Ve basit bir madde ve camit ve tagayyursuz değilsin. Bak basit bir madde değilsin. Kainatın özüsün. Aynı zamanda devamlı değişensin. Sonra belki daima teceddütte olarak gayet muntazam bir makinesin. Devamlı yenilenen, inkılap gören, seni ve seninle alakalı olan şeyleri başka yerlere taşıyan bir yapı var senin. Ve harika ve daima tahavülde bir saray gibisin. Daima değişen bir anı bir ana benzemeyen bir inkılap yani tavuk. Yumurta tavuk, tavuk yumurta. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Saray insan devamlı değişiyor. Mesela 1 saat önceki haliniz böyle miydi? Psikolojiniz yani ruhsal yapınız, duruşunuz bedeni de etkiliyor. Simanız değişiyor. Yani beden ruhu değiştirdiği gibi ruh da bedeni değiştiriyor. Aciz insanların özelliği beden ruhlarını değiştirmeye zorluyor. Biraz mürekkep yalamış bu işleri böyle. Yani sizin gibi insanlar derse gidip kitap okuyorsa ruhuyla bedeni hükmetmeye çalışıyor. Bedenini o değiştiriyor. Eğer ruhu mağlup cesedi galip olanlarda psikolojik hastalıklar olur. Ruhu galipse bedene o zaman ruhu cesedi araç olarak kullanıyor. Eğer ceset galipse cesedi hayat yaşıyorsa bir insan ruhu mağluptur. Ruhu mağluptur. Mağlup olunca da
bir sürü ruhsal psikolojileri yaşarsın. Ondan sonra doktora gidersin, doktor der ki psikolojin bozuk der. Psikoloji demek, psiko, ruh demektir. Loji, ilim demektir. Psikoloji, ruh bozuldur diyor, gidiyor aklı tamir etmeye çalışıyor. Ruhu bozuktur diyor, aklı tamir ediyor. Ruhu niçin tamir etmiyorsun? Yani ona götüren veri tabanları ya akıl. Peki, ruhu bozuksa, ruhu da tamir et, aklı da tamir et. Ruha veri ver. Neyle tamir edeceksin? İlaç veremezsin ki ruha. Ruhu bozuk diyor, aklı tamir ediyorsun. Lan ben sen aklı, sen demedin ki aklı bozuk. Aklı bozuk dese Bakırköy'e yatırırlar, tamam. Yani sinir hastalıkları var ya senin hastanın. Ama öyle demiyor ki, ruh ve sinir diyor. Tamam, sinir kafa diyelim yani. Düşünce bozukluğu. E ruh bozuk, ruhu nasıl tamir edeceksiniz? Kapla olur mu? Abi bunu böyle bu tür profesörlere, doktorlara söylediğinde ne diyorlar hocam ya? Diyorlar ki, dediği şu oldu bana, yazı geldi. Doğru, pis, aynı böyle geldi. Ben dedi Erzurum'da vesaire, Malatya'dan geldi. Birkaç tane şeyden geldi, sitede yazmıştım. Dedi ki bak, ruhu bozuk ama biz aklı tamir ediyoruz. Niçin? Ruh diyor kendisini akıl yoluyla bize ifade ediyor. Biz de diyor ruha diyor akıl yoluyla hitap ediyoruz. Akıl aracıdır diyor. Biz ruha varamıyoruz. Ama diyor ruhu diyor tamir etmenin yolu tabii ki ilaç değildir. Telkin dediğimiz şey yani içerisinde dedim telkin nedir? Yani inandırıcı ama sonradan değişer. Peki değişmeyecek bir telkin var mı? İçinde din olandır diyor. Yani öyle bir telkin söylüyorsun ki Allah böyle diyor. Bak ayette böyle diyor. Şeytan vardır. Ha içinde din olursa telkin de değişmez. Ama dini bilgi, dini bir şahsiyet yoksa bir hastaya ne anlatırsan anlat. Bir saat, iki saat veya en fazla üç gün sonra unutur. Öyle mi doktorum? Üç gün sonra unutur. Gene gelirsen hastayım der. Tekrar telkin, tekrar üç gün. Ama onun anlattığının içerisine din koyarsan din değişmez. O zaman onun vicdanında din değişmez. O zaman memnun olur. Yani biz diyor bak ne diyor? Doğru diyor. Ruhu bozuk diyor ama ruha varamıyoruz. Çünkü ruhun verilerini akıl yoluyla alıyoruz. O zaman diyor biz akla düzeltmeye çalışıyoruz. Burayı bozuyor üstü ya. Buradan diyor ruha varmaya çalışıyoruz. Belki daima tecedütte olarak gayet muntazam bir makine ve harika ve daima tahavülde bir saray gibisin. Seni vücudunda her vakit zerreler çalışıyorlar. Nereye göre çalışıyor? Seni vücudun kainatla hususan rızık münasebetiyle hususan bekai nevi itibariyle alakadar ve alışverişi vardır. Yani sen devamlı kainatla alışveriştesin. Yani basit bir mahluk olmuş kenara koymuşlar değil. Devamlı işlevdesin ya. Borsadasın, borsada yani. Devamlı kullanılıyorsun, kullanıyorsun. Kullanılıyorsun, kullanıyorsun. Devamlı merkezdesin. Merkezin dışına çıkamazsın. Yatsan bile. Ya benim kainatla alakam yok. Ne yok? Bütün kainat sana rağmen işliyor. Lehine ve aleyhine. Acayip. Rızık münasebetiyle, nevin itibariyle alışveriş var. Ya bu kainatla ben niye alışverişim var? Felsefe bunu izah edemiyor ki. Niye bu kainat benimle manalanıyor? Niye benimle izah ediliyor? İnsanı çekip çıkarırsan kainat manasız. Yerin altındaki petrol ne işe yarar? Madenler, altınlar ne işe yarar? Ya bir kere bu çıkmaya oraya gitmeyeyim. Bir gülü koyun gülü bir yere. Sığırın karşısına öküzün. Öküz için gül ile ot arasında fark var mı? Öküz gibi kafalarda da böyledir yani. Öyle oluyor. Yani ben söylüyorum yani hakaret kabul etmesin ya. Çamlıca'ya koyduk sığırı çıkarttık öküzü. Gülü de koyduk o güzelim. Otu da koyduk. Ne fark var öküz için? Peki kedi için muhabbet kuşuyla balık kafası fark var mı? Kokuşmuş bir etle bir muhabbet kuşu o güzelim boyanmış kuş arasında ne fark var kedi için? Ya insan da böyle midir yani? Seninle manalanıyor. Çünkü güle niçin güzellik vermiş? Öküz için değil. Yenmek için de değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Arif olanlar için de üzüme öyle diyorlar. Bu yemek için değil. Öldükten sonra gömmek içindir. Üzüm öldükten sonra gömülür. Ne zaman ölür? Tefekkür edersin. Oradan alacağını alırsın. Ondan sonra kışırını atarsın mideye.
Ama hiç tefekkür etmeden yersen hayvan gibi yutarsın. Öyle oluyor. Hepimiz de dahiliz buna. Değerli hoca bana dedi ki rahmetli. Elma getirdi. Çok hoşuma gitti. Dedi ki yutuyor musun, yiyor musun dedi. Ona ne desem acaba şey olur şimdi. Çünkü çakacak bana şimdi. Yerimde kalkamayacağım. İlker. Yiyor musun, yutuyor musun dedi. Ulan ne diyeyim. Yiyor musun, yutuyor musun? Yutuyor mu desen ha, hayvana benziyor. Yiyorum dedim. Tamam ye dedi. Ne demek dedi, izah et. Bak. Başta Bismillahirrahmanirrahim. Yerken donu düşünmek. Sonunda elhamdülillah. Tamam ama içini doldur dedi. Beni tatmin etmedi. Tamam ustadım, bu cümlesi. Doldur dedi. Başta Bismillahirrahmanirrahim demek, diyorum ona, imtihan ediyor beni. O rızkı helal kazanmaktır. Yerken Allah ile kopartmamaktır düşünceni. Yedikten sonra o kazanılan o enerjiyi Allah'ın dediği yerde kullanmak hamdır. Ona ye lan dedi. Bir poşet de sana vereceğim götürmek için dedi. Bak Bismillahirrahmanirrahim, yani yemeğin başında besmele, ortasında onu düşünmek, sonunda elhamdülillah demek, yani kazandığını, içeriye aldığını Allah yolunda harcamaktır. Bu hamdtır. Yemeğe başlamadan önce besmele çekmek, o rızkı helal kazanmaktır. Helalinde helal olacak. Ondan sonra bu ikisini yaptıktan sonra zaten yerken onun dışında çıkamazsın zaten. Allah'tan kopuk düşünemezsin. Ona delil şu anda bana yerken bir elma verdin, ahiret sualı sordun dedim. Biz bir elma için bak beni bir sürü terlettin dedim. Demek ki yerken de bunu düşünmek, bu da efendim şükürdür. Zikir, fikir, şükür, can, fikir. Elhamdülillah. Seni vücudunda çalışan zerreler o münasebeti bozmamak ve alakadarlığı kırmamak için dikkat ediyorlar. Zaman geçti. Düz okuyorum, bitireyim. Öyle ihtiyatla ayaklarını atıyorlar. Güya bütün kainata bakıyorlar. Senin münasebetini kainatta görüp öyle vaziyet alıyorlar. Benim ciğerim, midem, böbrek. Hatta kan hareketi. Ya duramıyorum ya, nasıl girmeyeyim şimdi. Ya ayın hareketine göre kan hareketleri değişiyor ya. Eyyame bizde diyor erkekleri için oruç tutun diyor. Niye? Ya arkadaşlar bu Kuksa Efendi var, Çin'de de var ama Kuksa Efendi'nin imamlık yaptığım yer. Yüzlerce kilometre deniz gidiyor ya. Deniz giderken 6 saatte şilepler kaçıyor. Ondan sonra geldiği zaman gideceğiz Abdullah inşallah. Gemiler limanlara geliyor. Deniz gittiği zaman at arabasıyla yaya geçiyoruz adaya. Yaya. Deniz 6 saat sonra gelince gemiler şey yapıyor. Peki soruyorum. Bu ayın hareketinden denizi, okyanusu alıp götürüyor İngiltere adasına doğru. Bu çekim yasası orada bulunan insanın ayağındaki kanı tepeye almayacak. İşte diyor hacamat olun diyor. Kan, yani ağaca su giderken, ağaçtan su çekilirken, ilkbahar sonbahar hacamat olun diyor Allah Resulü. Eğer hareket ederken de diyor dima aklınıza kan basıncına tahrip olursa sebebi sizsiniz diyor. Yani o denizin suyunu alıp götüren güç senin ayağının altındaki kanı tepeye götürmeyecek mi? Ondandır ki banyo yaparken şu bilek veya şuradan aşağıya soğuk suyla yıkayın. Niçin? Allah Resulü diyor. Şükür için söyleyeceğim. Ben o hadisi okudum. O maşallah deyin. O gün bugün başım ağrımaz. Sizin de ağrımaz yapın. İnanın ama. Dedi ki niye? Doktorun burada, bağışlasın bana. Yıkanırken damarlar gelişir değil mi? Damar açılır. Kaplıcalarda da öyle. E şimdi bu sefer bir sürü hareketler yavaş olur, şeyler tansiyon düşür vesaire. Eğer sen buraya soğuk su şey yaparsan herhalde öyle zannediyorum. Damar daralıyor. Geniş yerden dar buzdolabı sistemi gibi oluyor. Buzdolabı sisteminde o gaz dar yerden geçiriliyor. Geniş tarafa ne yapılıyor? Bir tarafta soğumasına, bir tarafta ısınmasına sebebiyet veriyor. Onun mesela dar yerden geçince ısınıyor, geniş yerden deyince soğuyor. Soğuyunca soğumasına soğuması lazım, etrafından ısı alması lazım. Isı alınca orası yani yemek soğuyor. İşte burası dar alınca geniş dar. Bu sefer bu kan ne yapıyor biliyor musun kan? Daraldığı yerden o geniş yerden geleni hızlanması lazım. Hızlanınca genişlemiş damarda pislikler vardı kenar köşede. Katıklar vardı böyle. Tortular vardı. Bir hızlı gelince
Bu zaten açılmıştı. Kendi yalaka gibi oldu kan şey, damarı. Kenarlarındaki pislikte o basınç da gelince tak onu alıp götürüyor, koparıyor. Temizlemeye başlıyor işte. O zaman baş ağrısı olmuyor realde böyle. Daha benim izahım ama Allah Resulü'nün dediği şu. Banyodan çıkarken ayağınızdan en azından bilek, biraz da yukarıdan tabancayı tutun. O tabanca değilken bizim tak 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 değil yani. Banyo tabancası. Soğuk suyla tutun. Olmuyor kardeşim baş ağrısı. Ben her banyoda şöyle diyorum. Allah Resulü böyle demiştir. Ne olur bilemem ben. Tak tak. Sonra okudu mecmuatını adapte baş ağrısı olmaz. Bitti. Yok bende. Resulullah'a tayid ediyorum. Yok kardeşim şükürler olsun. Yani bazen çünkü sizde okuyayım ama duramıyorsun şimdi kainat alakadar. Ya senin kan diyebilir misin ki hiçbir yerle alakam yok. Nasıl alakan yok ya? Bak 850 bin kilometrelik mesafedeki ayın çekim yasasıyla alakadar senin kan hareketi. Kuksafendeki denizi çekiyor. Senin kanı ayağındaki kanı yukarıya çıkarmayacak. Zaten ondan ilkbaharda ağacın altındaki kökleri suya yukarıya taşıyor. Çekim yasasında. Ağacın altındaki suyu 100 metre, 60 metre ağaçlar var. Onun tepesine nasıl çıkarıyor? Emme basma deniliyordu eskide. Öyle değil. Kainatın çekim yasasıyla yukarıya taşınıyormuş. Sendeki kanı yukarı taşımayacak mı? Hemen hacamat yaptıracaksın. Niçin söyledim? Ya hacamat dersimi kardeşim, nasıl şey yapayım? Senin diyor münasebetin kainatta görüp öyle vaziyette alıyorlar. Sen zahiri ve batini duygularınla o zerrelerin o harika vaziyetine göre istifade edersin. Eğer sen vücudundaki zerreleri kadir ezelinin kanunuyla hareket eden küçücük memurları veya bir ordusu veya kalemi kaderin uçları, her bir zerre bir kalem ucu veya kalemi kudretin noktaları, tek tek izah edilmesi lazım ama ne yapayım? Her bir zerre bir nokta olduğunu kabul etmesen, o vakit senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle bir göz lazım ki, senin gözünde çalışan her bir zerreye öyle göz lazım ki, senin mecmu cesedinin her tarafını görmekle beraber münasebetdar olduğun bütün kainatı dahi görecek bir gözü ve bütün senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anasırının menbaalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak yüz dahi kadar bir akıl vermek lazım geliyor. Senin gibi bu meselelerde zerre kadar aklı olmayan bir zerresine, o zaman ne Allah'a vermesen, her bir zerresine bin eflatun kadar ilim ve şuur vermek bin derece divanece bir hurafeciliktir. Yani bir Allah'ı kabul etmiyorsun, her bir zerreye Tanrı diyorsun. Tanrı demek zorundasın. Çünkü şuursuz şeyin şuurlu hareket yapmasını kim iddia ediyor? Şuursuz esbab diyor, şuurlu hareket yapamaz. Çünkü niye? Şuursuz olduğu için hedefi yok. Hedefi olmayanın istikbale uygun sistemli çalışamaz. Ve formül de olamaz. Her formül geleceği aralayan yoldur. İlim ehli için gelecek yoktur. Niçin? İlimle formülü geleceği aralıyor. Falan tarihte deniz şöyle olacak. Falan tarihte ay tutulacak. Formülünü söylüyor. Yani bu bir kanundur. Olaylara da böyle formül yapabilirsin ki sistem çalışıyor. O yazılımını yakalarsan o zaman ilimle geleceği hazır gibi görürsün. Yani o saat gelince tutulmuyor. Antalya'da bilmem bir şey gözükecek demiyor mu? O avam için gelecektir. Ehli için, ilim ehli için hazır gibidir. Hakikaten. Kesindir. Kesindir yani. O Antalya'da hani tutulacak falan diye aynı saatte olmadı mı? Ama bizim için ya hakikaten öyle mi falan olacak mı bakalım? İlim ehli için kesin olacak. Ha, aynı fenlerde böyle olduğu için, olduğu gibi ruhu cesedine galip olanlar için de dünya ahiret böyle aynı menzil, iki menzil gibidir. Ne mutlu o insanlara, dünyadayken ahireti teneffüs ederler. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Amin. Cenab-ı Hak gece ve gündüzümüzü mübarek eylesin. Amin. Kesmiş olduğumuz veya kesmeye niyet ettik ama kesemediğimiz kurbanı Cenab-ı Hak dergi hazretine kabul eylesin. Amin. Hürriyetimize vesile eylesin. Amin.
Kölelikten bizi çıkarmaya vesile eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Bâhır davâhumen ilhamdülillâ rabbil âlemi. Ya Rabbi, bizi istikametten ayırma. İhtine sırâta müstakim, sırrını bizi hakim eyle ya Rabbi. El-Fatiha temâ selavâtı.